Sadece dikkatlice dinlemeniz için bir şey söyleyeceğim. Ekranda son 6 ayın Dünya Blue Dart'ın kutlamasını görüyoruz. Bu 6 ayda 3 tane ikincilik, 3 tane birincilik var. Başarılı bir grup oluşturmakla alakalı diyeceklere bir duymanız için bunu gösteriyorum. Sahnede bir sürü konuşmacı vardı. Aralarda gezdim, dolaştım, bir sürü kişiyi izledim. İzlerken bazı kişilerin telefon oynadığını gördüm. Bazı kişilerin işte çok iyi alaka göstermediğini gördüm. Bazı anlarda sıkıldıklarını gördüm. Bazı anlarda dediklerini, dikkat etmediklerini, incelemediklerini gördüm. Ben iyi bir öğrenci oldum kariyerimde. Her anlatılan detayı yakalamaya çalıştım. Kariyerim ticaret boyunca. Genellikle bunun sebebi çok. Bir şekilde daha önceden geçmiş hayatımızda bize söylenen şeyleri yapmışız ama sonuç alamamışız. Ve bu bir alışkanlık oluşturmuş, dinlememe alışkanlığı. Okulda hayatımız boyunca bize bir şey anlatmışlar ve herhalde hiçbir işimize yaramamış onlar. Bakın burada anlatacağım şeyleri tutmanız lazım. Belki bütün bu sabahtan akşama kadar anlatılan her şey bir özeti gibi gelecek size çünkü. Neredeyse her dersten konulardan, konularla alakalı bazı slaytlar var anlatacaklarım içerisinde ama duymanız lazım. Eğer gerçekten bakıp anlattıklarım içerisindeki sihri alırsanız bunun sonucu bu oluyor. Baktığınız zaman bu bir yolculuk ve yapılması gereken şey de aynı. Dün bana biri sormuştu ya, son 6 ayda dünya birisi, dünya ikincisi kariyerlere çıkıyorsun. Nasıl? Aslında cihazları çok basit. Devamlı ve devamlı sömürüyoruz bunları. Burada sahne içinden herkes bugün bunlarla ilgili detaylar verdi. Ben detayların içerisinden, anlattığın içerisinde detayları çıkarıp tek vermeye çalışacağım size. Muhtemelen bir özeti gibi olacak anlatacaklarım. Ama bunları uygulamıyoruz. Bunları alıp benliğimizi bir parçası haline getirmiyoruz. Bu iş bir çocuk büyütmeye benziyor. Hem benim çocuğum yok, şu an eşim hamile, yakında olacak 2 ay kaldı. Ama henüz çocuk doğmadan ben 15 tane kitap okudum. Ben kendi kariyerimde toplamda 24-25 ay içerisinde 18 kitap okuyabildim. O 3 ayda çok güçlü nedenlerle 15 tane kitap okudum. Niye? Çünkü bir çocuk, doğru mu? En sıkıştığınız herkese çocuğunuz gibi bakarsanız belli bir süre sonra onları belli bir noktaya eriştiklerini gördüğünüzde bu sizi bambaşka noktalara taşıyor. Paranın size verebileceklerinden çok çok daha fazlasını veriyor. Onlara değer verebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlarsak başarı. Bu başarı nasıl geliyor? Bak başarı planlanabilen bir şey. Kim bu başarının şans olduğunu düşünüyor arkadaşlar? Olmadığına emin olabilirsiniz. Çoğu işin kafasından geçen, el kaldırmasa da düşüncelerden biri, ya birileri yakaladı, aldı götürdü. Hayır. Bakın hayır. Her şeyin yöntemi var ve sabahtan akşama kadar, bu saate kadar detayları, yöntemleri aktarılıyor burada sizlere, bize. Başarı, daha önceden belirlenmiş hedeflerin zamanı gelince kademe kademe gerçekleşmesine deniyor. Bir plan yapıyorsunuz, önünüzde kocaman bir firma var. Karşınızdaki firma geçmiş hayatında inanılmaz başarılar sahip. Bu başarıların hepsi sadece kendi lokal bölgesinde değil, dünya çapında başarılar. Girdikleri hiçbir işte başarısız olmamışlar. Hiçbir işten geri çekilmemişler, hiçbir ülkeden geri çekilmemişler. Sağlam bir zemin var. Biz bu işi niye seçtik? Niye maaşlı işlerle seçmedik? Niye kendi işimizi bir alternatif olarak görmekte kayıt geçirip bir parçası olmayı seçtik? Çünkü kaybak bir zemin görüyorduk orada. Kayıt çok sağlam bir zemin. Bu sağlam bir zemin üzerine kocaman bir bina inşa edebilirsiniz. Bugün bir firma sahibi olduğunu düşünün veya bir genel müdür olduğunu düşünün. Genel müdür daha önemli olabilir vereceğim örnek. Firma sahibi dese ki bu yıl ne ciro beklentin var? Önümüzdeki hangi ciroları bekliyorsun? Ondan sonraki yıl ne kadar ciro yapacaksın? 5 yıllık planın nedir? Gelecekle ilgili stratejilerin nedir? CEO'ya sorsa yönetim kurulu. Ve CEO buna cevap veremez. O zaman CEO olur. Bakın dikkat edin. Hepimiz kendi şirketimizin CEO'suyuz. Bazıları bunu hak ediyor ve katlana katlana bir yerde iş bulmaya başlıyor. Geleceğimiz öngörülebilir. Ben kendi ticaretine başladığımda hemen bir yıllık bir plan yapmışım. Bir yıllık ve 3 yıllık. Bir yıllık planın içerisinde 3 yıllık da öngörü vardı. 3. yılın sonunda emekli olacaktı. Ömrümün sonuna kadar para için çalışmak zorunda olmayacağım bir nokta
yaşayacaktım hayatım. Öngörmüştüm. Planlanabilir ve öngörülebilir olmalı kurduğumuz ticaret. Bunun için bazı parametrelere ihtiyacımız var. Şimdi ben size bir plandan bahsedeceğim. Plana geçmeden önce parametreleri konuşmamız lazım. Planlamayı yapmak için. Sabahtan beri aslında dinlediklerimizin bir özeti olacak ekranda gördüklerimiz. Bir planlama yapabilmek için bazı parametrelere ihtiyacımız var. Biraz Ayhan Bey bundan bahsetti. Bir kişi günde bir görüşme yapabilir mi? Soru bu. Gerçekten güçlü hedefleri, güçlü nedenleri, güçlü hayalleri varsa ortamın 3 sene içerisinde aylık gelirini sıfırdan 100 bin TL'nin üzerinden çıkartmak. Ki çok daha fazlasını göreceksiniz birazdan planlamada. Güçlü nedenlerinizin bir parçası olabilir mi hocam? Bence yapabilir. Peki o görüşmesinden en kötü biriyle en sıkışabilir mi? En sıkıştığınız kişilerin sadece onda biri sizin yaptığınız gibi çalışabilir mi? Ve bunu 3 yıl tekrarlayabilir misiniz? Ben işe başlarken karşımda böyle parametreler vardı. Ve en kötüsünü planladım. Çünkü başka karşıma ne çıkacak tam o anda bilmiyorum. Sisli de bir bulut vardı karşımda. Sonra planı yapmaya başladım. Sabirler toplantısına paylaştığım bir planlamayı da ekrandaydım. Bir kişinin ilk günden itibaren kayıtlı ticaretinde ciddi bir çalışma ve efor ortaya koyarak 12 ay içerisinde nereye gelebileceğini planlanmış versiyonu görüyorsunuz ekranda. 40 bin TL'nin dahil gelir. Çok zor bir çalışma ama hayır, işe başladı. Günde bir görüşme yapıyor. 10 görüşmesinden birine evet alıyor. En sıkıştığı 10 kişiden sadece birine aynı şeyi yaptırabiliyor. Ama devamlı ve sürekli robot gibi çalışıyor. Sabah 8 akşam 9 saat standart bir işte maaşlı çalışıyor çünkü sen. Hayatımız bu başkaları için yapılması gerekeni yaptık. İlk defa kendimiz için yapılması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Ve parametreler belli. Planlamayı yaptığımız zaman en güzel karşınıza böyle bir çalışma çıkıyor. Bu planda yapılmış bir şey değil. Üzerine 2,5-3 saatlik bir zaman harcamış bir tablo görüyorsunuz. Bu ilk yıl, aynı tempoda ikinci yıl devam ettiğinizde belki arkalarından gözükmüyor. 380 lira aylık gelir gözüküyor burada. Aynı tempoya 3. yıl devam ettiğinizde Red Dark Mutluluk kariyeri 500 bin TL'ye dair aylık gelirden bahsedebiliyor. Bakın bu öngörülebilir bir iştir. Ben bu işe başladığımda ileride 700-800 kişilik, 1000 kişilik hatta 5000 kişilik organizasyonlar yapacağımızı bilerek başladım. Çünkü matematik bunu söylüyor. Bu istatistiklerle ilgili Ayhan Bey'in çok özel bir hamlesi oldu, bir çalışması oldu, 7000 sayısıyla alakalı. Hepimiz yaşadık değil mi bunu? Sayıların gücünü gördük değil mi? İstatistiklerin gücünü gördük değil mi? Baktığınız zaman bunlar hepsi istatistik çalışmaz. Kanıtlıyor başarı. Sadece yapılması gerekenleri yaparsak geri kalan istatistikler hallediyor arkadaşlar. Ama buna inanmamız lazım. Çok kişinin büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Karşısına çıktığında, birbiriyle konuşmaya başladığında bu teknikleri kullanıyor. Ama yeterli inanç olmadığı için kafasında, yeterli bir inanca sahip olmadığı için karşısındaki kişiler, bu ister adayları olsun, ister liderleri olsun, ister ekipleri olsun, kafasındaki boşlukları görüp o delikten kaçmaya çalışıyor. Ben, istatistiklerle ilgili bu planlama çalışmasını yaptıktan sonra kendimde oturmuşum. Düşünün, karşınızda bir lideriniz var. Bir lideri. Başarılı bir grup kurumundan bahsediyor ama kendi yaptığı işe inanmadığını gözlerinde görüyorsunuz. Her şey önce sizle başlayacak. Her şey. Çekirdek sizsiniz. Başarılı bir grup kurmanın sırrı önce sizde diyor. Siz gerçekten tam olursanız gerisi kendiliğinden gelmeye başlayacak. Soru şu, bir planınız var, bir gelir hedefiniz var. Ne kadar gelir hedefini gerçekten sizi heyecanlandırıyor bu işin içerisinde? Şu kadar gelir beni gerçekten çok heyecanlandırıyor diyeceğiniz rakam nedir? Herkesin kendi için farklı farklı tercihleri olacaktır. İkinci soru şu, bu gelir içinde ne kadar süre çalışmaya göz alıyorsunuz? 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 10 saat. Peki, bunun için ne kadar çalışacaksınız? 3 ay, 9 ay, 12 ay, 24 ay, 36 ay. Ben işe başlarken, günde 16 saatlik günde almıştım. İlk ayın sonunda yaptığım tabloda kriz
hangi şartlar işte? İlk yılın sonunda 44-45 bin lira civarında bir gelir tablomda bir işaretlenmiş bir bölüm vardı. Ve üçüncü yılının sonunda emekli olacağım oraya yazmıştım. Çünkü öngörebilmiştim. Masaya oturduğumda birileriyle konuşurken elimdeki projeyle ciddiyetimi görüyorlardı. Sadece iş anlatmıyordum, kocaman bir projeden bahsediyordum onlara. Nasıl vardı? 7-8 sayfada dokümanlar vardı. Ciddiydi, notlarım vardı. Hayır demeyi göze alamaz bazen insanlar gözünüzün içine baktığında. Hedeflerimizi belirledik. İnsanlar bize bakıyor. Sunumlarda İtmer çok söylediği bir şeydi. Kendinizle alakalı en son söyleyeceğim şeyler burada. Onlar sizden çıkarıyor. Sizler de birer kalırsınız. Aynada baktığınız kişi ekipler yönetecek. Liderlik yapacak. Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi insanlara iş anlatacak. Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi kocaman bir organizasyonun, kocaman bir ticaretin çekirdek kadrosu olacak. Çekirdeği bulacak. Her şey ondan doğru olacak. Siz %100 pozitif bir şekilde çalışırsanız onlar %50 ile çalışacak. Başarılı bir grup kurmaktan bahsediyoruz ya, her şey sizinle başlıyor. Bu toplantıda bununla ilgili bir sürü bilgiler aldınız. Nasıl olmanız gerektiğiyle ilgili çeşitli bilgi aldınız ama bir kulaktan girdi çoğu, bir kulaktan çıktı. %60 için konuşuyorum. Genellikle hep böyle oldu. 25 aylık tecrübede nasıl diyorum. Duyun beni. Bu bilgiler bizler için değil, sizler için. Gerçekten sizler için. Bu dediklerimi uyguladığım için bu başarıları elde edebildim. İnsanlara yardımcı olabilmek için, önce yardımcı olabilmek için kabiliyetlere sahip olmanız lazım. Saygı duymalılar size. Size baktıklarında bu kişinin evet sözünü dinlemem lazım demeli. Bu bir anda olmuyor. İlk anda olmuyor. Ama belli süre içerisinde olmaya başlıyor. Güvenilir bir kişi olmamız gerekiyor. Belki bu slaytı daha önce gördünüz. Ama beni en etkileyen slaytlardan biridir. Gerçekten başarılı bir organizasyon kurmak istiyorsanız, insanların dediğinizi yapmasını sağlamalısınız. Dikkat edin orada. Onda bir istatistiklerle, bakın onda bir görüşme, onda bir el sıkışma, 10 kişiye sıkıştıran birini sadece yapabilmesini sağlasanız bile, sadece istikrarlı bir çalışmayla, düzenli disiplinle 3 yılda nereye ulaşabileceğinizle ilgili bir öngörü vardı simülasyon. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Kişi kendi eliyle kurduğu şeyi devam edip yıkmaya çalışıyor. Sözler veriyor, tutmuyor. Mazeretler üretiyor. Sorun olduğu zaman iki tane şansı var. Su dökmek veya benzin dökmek. Su dökmek yerine benzin dökmeyi tercih ediyor. Tabii ki bazı tavsiyeler var. Önce bu problemi işlemeye çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş için çözümüne doğru ilerleyeceğim. Sözüne güvenilir, çözümcü ve yola çıkabilir biri olmanız lazım. Ekibinizdeki insanlar, yerinizdeki insanlar bu üç kişiyle çalışılır demeliler. Dün Hacı abiyle konuşuyorduk. Haluk Bey ile alakalı bir yorumdan bahsetti. Sunumun birinde bir tane aday gelmiş. Haluk Bey'in adayı demiş ki, bu adama demiş, ölmek ne gidilir Haluk Bey'in işte. Bir alkış oynayıp gönderebilir miyim? Sadece kendinizle alakalı değil durum. Başarılı bir organizasyon kurmak için ekibinizin de sorumluluğu almanız lazım. İnsanların sorumluluğu almaktan bahsediyorum. Ekip arkadaşlarınız sizleri gösterecekler. Sizlere baktığında adaylar gerçekten yola çıkılabilir birini görmeliler. Bu işte kuruyoruz ve iş her geçen gün bir önceki gün üzerine büyüyor. Genellikle istediği noktada olmayan liderlerin en büyük sorunu ekrandakiler arkadaşlar. Mazeret, şikayet ve bırakma kelimeleri ara ara ağızlarında dolaşıyor. Ve o ana kadar kurdukları bütün her şeye zarar veriyor. Kararı bir kere verirsiniz. En kötü kararsızlıktan iyi bir karar yok. O kararı bir kere verirsiniz. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Geçmişim bilenler, kardeşim burada, çok eski arkadaşlarım burada. Benim kararlarım çok kesin ve nettir. Hiçbir şekilde dönmem. Bazen büyük konuştuğunu söylerler ama dönmem. O kararı gelince bitmiştir artık. Artık nasıl devam ederim ona bakarım, arkaya bakmam. Ego.
bir organizasyonu kurarken, yönetirken ego ile alakalısın. Kendinize, ekibinize zararlar vermeyecek düzeyde olmanız lazım. En büyük sıkıntı bilgisizliktir arkadaşlar. En büyük dert. Birisi size bir soru sorar. Biliyormuş gibi davranırsınız, bir anda güven kaybedersiniz, egonuzdan dolayı. Belli bir kariyere gelmişsinizdir belki. Bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Benden defalarca bilmiyorum lafı duymuşsunuzdur. Biraz önce bile dedim birine. Sordu, bilmiyorum dedim. Dürüstlük en büyük silahınız olsun. En büyük, samimiyet en büyük silahınız olsun. Bu kişiyle ölüme bile gidilir demeli mi? Arkasından konuşmamalı. Her şey yoluna girdiği zaman huzur bulacağım der bazıları. Ego söyletir bunu. Huzur bul, o zaman her şey yoluna girecek diyor. Bazı diyor ki ben Diamond'da her şeyi iş yapayım. Siz şudur bir kişisi baktığında Diamond'ı görüyorsa o anda her şey değişmeye başlıyor. Ben Diamond nasıl olurum, nasıl Diamond psikolojisine girerim diye kendinize sormanız lazım. Bu bir yolculuk. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı yaşadığı bir yolculuk. Bazı kitaplar görüyorsunuz burada. Dışarıdan kitaplarından görebilir miyim? Bakın, buraya kadar anlattığım şeyler hep sizle alakalı dikkat ediyorsunuz. Ben bu işe başladım. Ben hayat toplamda toplasam 10 kitap okumamışımdır. Üniversite bitirdim ama zar zor okudular kitaplar. Kariyer başından beri 18 kitap okudum. Ziya bir 100 kitabın üzerinde okumuş, bana 18 bin de fazla geldi. Ama 2000'e yakın video izledim. Kendimi geliştirmek zorundaydı, sadece kendimle alakalı değildi bunu artık. Kaynede, dikkat edin, çok özel bir şey var. Başarılı kişiyi, henüz başarılı olmamış kişiye yardımcı olmak zorunda bırakmışlar. Doğru mu? Bu dinamik sayesinde onlarca insanı kurtarabilmek gücüne sahibiz ama konu birazcık bedel ödemeye geldi mi? Kitapları okumaya. Dinleyen şeyleri yapmaya, notlar almaya geldiğinde bazen bir adım geri atabiliyoruz. Biraz belki kızıyorsunuz işte içe bana. Ya o kariyere geldikten sonra böyle konuşması kolay diyebiliyorsunuz. Alın veriyor. Günde 3 saat, 5 saat, 3 tane, 5 tane, 7 tane görüşmeler yaptığımız oldu. Dilim iş işini gün atıyor. Sunum yaparken. Arkadaki kitapların bir çoğu dışarıda satılıyor arkadaşlar. Size bir sürü söyleyeyim mi? Karate Kid diye bir film vardı. Hatırlayanlar var mı aramızda? Maşallah yaşlar kurtarıyor. Orada cilala parmak diye bir sahne vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar var mı? Ne yapıyordu usta? Çocuğa bir duvarları boyadı. Duvarları boyadı. Çocuk kızıyordu. Bağırıyordu, bana duvarları boyuyor, ben senin öğrenmeye geldim diyordu ki. Usta diyordu ki duvarları boya. Ersun geliyor bir daha duvarları boya. Ersun geliyor bir daha duvarları boya. Yapmak istemediğin şey, yapması konusunda onu zorluyordu. Ama onun istediği bir şey için. Bakın onun istediği bir şey için yapıyordu. Bedelini derken bazı bedeller ödermiş. Öğrendiğini bile anlamamıştı kişi. Kırılma noktasına geldiği ana kadar hatırlayanlar bilir. Yeter artık boyamayacağım diyor, usta vurmaya çalışıyor, bir anda cilalı yapıyor, durduruyor. Yeter artık boyamayacağım diyor, usta bir hareket yapıyor, parmak yapıyor, durduruyor. O kadar çok tekrar etmiş ki, ustalaşmış. Çok başarılı bir ne dönüşüyor belli bir süre sonra. Bu kitaplar, siz farkında olmadan cilalı parlak yöntemiyle sizi gerçek başarılı kişiye dönüştürür.